Patron çağırıyor. Bekletmek olmaz. Siz geçin, ben birazdan geleceğim. Tamam. Uy, Allah'ım sağ şükür olsun. Bak bak bak, havalara bak. Daha nasıl da yüzü gülüyor. Anlarsınlar herhalde. Uy, Allah'ım sağ şükürler olsun. Aha, Kuzey'im burada mutlu olacak sonunda. Sen bizi utandırma ya Rabbim. Uy. Kaçın! Patlayacağız! Kaçın! Molluoğlu, 41 yaşında. Tersanede patlama olmuş. Hastada patlamadan dolayı travma oluşmuş. Bir anda oldu da anlamadık ne olduğunu. Böyle bir anda patlama oldu. Ondan sonra kocam böyle savruldu. Yerde kaldı. Hiç kıpırdamadı. Ondan sonra
Nabzı 50. Ambulansta kalp vurdu. Kalp masajı yaptık. Hastayı geri döndürdük. Kuzey, Kuzey. Aşkım, aşkım bak aha burada elini tutuyorum. Bak hissediyorum biliyorum Kuzey. Kurban olayım. Kurban olayım. Bak Kuzey hissediyorum biliyorum. Aha gözlerini aç. Ne olur artık gözlerini aç. Gözlerime bak Kuzey ne olur. Nabzı gitgide düşüyor hocam. 40'a düştü. Ne oluyor? Ne olur? Ne oluyor? Hanımefendi lütfen dışarı çıkın. Çıkamam. Çıkamam. Anlamıyor musunuz? Hanımefendi dışarıda beklemeniz gerek. Bekleyemem diyorum. Bekleyemem. Eğer ben çıkarsam onu burada bırakırsam o da kendini bırakır. Bırakmıyorum Kuzey. Kuzey'im bak buradayım. Kurban olurum. Gitme bir yere Kuzey'im. Ne olur buradayım bak. Nabız 30'a düştü. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Kocam ölüyor mu? Son kez söylüyorum hanımefendi. Lütfen dışarıda beklemeniz gerek. Elimizden geleni yapacağız. Mani oluyorsun bize. Ne olur. Ne olur kocam ölmesin. Ne olur. Ne olur kurban olayım ölmesin. Nabız alamıyoruz. Kimi gider kuzey, kimi güney. Bilsen ne hallere düştüm. Hey gidin, hey. Kuzey. Kalbim söyle bu nasıl bir şey. Kuzey. Sevdim ama atıldım hep bir kenara. Kuzey. Yan kaderim. Yanda ağlama. Ah veren Kuzey. Hep ağlar. Ah inan tuzak bana. Kuzey. Kuzey. Veren, kavuşurum sansa. Kuzey kurban olayım Kuzey. Kuzey. Hanımefendi lütfen. Kuzey! Kuzey kurban olayım. Hanımefendi lütfen. Hanımefendi. Bak buradayım. Hanımefendi. Kuzey ne olur. Hamileyim. Ne olur. Ne olur yardım edin. Kuzey. Hanımefendi lütfen. Kuzey. Kuzey. Ah Miran. İçim hep ah. Defibrilatörü hazırlayın. Kendini ne olursun. Hadi ne olursun bırakma. Kuzey! Hadi. Kuzey! Ya, Kuzey bırakın! 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 Bırakın. Kuzey! Kuzey! Benim yüzümden! Benim yüzümden! Bırak!
senin yüzünden. Yıldız! Salak Yıldız! Hoş! Kız, ne olur dur. Bak, karnındaki bebeğini düşün yavrum. Ne olursun. Ha? Senin bir suçun yok. Nereden bilecektin böyle olacağını? Söyle bana ha? Sen böyle olsun ister miydin yavrum? Ha? Ne güzel kız. Ha? Benim tek istediğim Hüseyin benden önce ölmemesiydi. Allah'ım benden önce ölemez. Ölemez. Yiyeceğim mi Jül? Hazır. Çekilin. Yüzcül. Hüseyin. Hazır. Çekilin. Üç yüz jül. Hocam? 300 jül dedim sana. Kızım, bırakma kendini. Hazır. Çekilin. Sakin ol biraz, ne olursun ya. Hadi güzel kızım. Hadi güzel kızım. Hocam ek saatini söyle. Hayır, daha değil, bekle. Yaşayacaksın, anladın mı? Dışarıda seni bekleyen karın ve doğmamış çocuğun için yaşayacaksın. Hadi, hadi güzel kız. Gel güzel kız. Gel. Bırakma kendini, ne olursun ya. Hüseyin. Hala ve salamıyorum ha. Boğuluyorum ben. Bak kızım, güçlü olma. Çocuğun için sakin kalman lazım. Nasıl bakacağım ben daha çocuğum bu yüzüne? Ne diyeceğim ona? Ömür boyunca affetmeyecek beni. Affetmeyecek. Kızlara ne diyeceğim? Onlar da affetmeyecek beni. Kimse beni affetmeyecek. Ay, kızlar. Kızlar. Yıldız abla. Ha? Ne oldu? Ne oldu baba, ne oldu? Benim yüzümden tersaneye gittik. Her şey bir anda oldu. Anlamadım. Böyle gülümseyerek Bahadır geliyordu. Böyle bir anda oldu. Böyle bir anda patlama oldu. Böyle anlamadım. O son bakışı gözümün önünden gitmiyor. Anlayamadım. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Bir dakika. Ne diyorsun sen ya? Ne patlaması?
Ben götürdüm. Israr etmesem olmayacaktı. Benim yüzümden oldu. Durumu nasıl peki? Yaşıyor mu? Sen? Sana bir şey oldu mu? Keşke onun yerine ben... Ne? Onun yerine ben ne? Yıldız abla ne? Onun yerine ben ne? Öldü. Öldü babam. Ne? Öldü değil mi? Öldü, benim babam öldü. Sen söylemiyorsun, saklıyorsun evimizden. Hayır, benim babam ölemez. Ben babamı yerle bitmiyorum. Suya gireceğim içeri. Çocuklar, durun ne olursunuz. Doktor içeride babanıza müdahale ediyor. Ne olur sakin olun kızım, ne olur. Hadi geçin, ne olur. Geç. Hadi. Gelin, gelin burada olayım, gelin. ...360. Yap dedim. Hazır. Çekilin. Durdu. Bizim için atan kalbi. İki kez durdu. Kalbi durdu. Bütün tetkikleri yapılsın, kan değerlerine de bakın. MR ve tomografi sonuçlarını acele istiyorum. Tamam hocam. Getirmeyi başardık. Hala hayati tehlikesi devam ediyor. Kendi kendine uyanmasını beklemek zorundayız. Allah'ım sağ şükürler olsun, kocam bana geri verdin. Baba. Baba bak, çikçiklerin geldi, uyan hadi. Uyanacak tabii. Tabii uyanacak. Anla bağırdınız, başımı şişirdi bizi diyecek. Ben bebeksiyim diyecek. Müsaade edin lütfen. Nereye götürüyorsunuz kocamı? Hayati tehlikesi hala devam ediyor. Tetkiklerin yapılması gerek. MR ve tomografi sonuçlarına göre ancak size bilgi verebilirim. Kuzey, Kuzey'im sen çok güçlüsün ha, uyan. Kurban olayım aç gözlerini benim için, bak bebeğimiz için, kızlarımız için uyan. Seni çok seviyorum, çok seviyorum seni Kuzey, seni çok seviyorum. Müsaade edin lütfen, zamanla görüşürüz. Bir saniye bile önemli onun için. Thank you.
Nasıl oldun oğlum? Ah. Yok. Hiçbir şekilde geçmeyeyim. Felaket derecede içim sıkılıyor. Yani yüreğim buralarım kabarıyor. Haydi bir şey olacak herhalde. Çok kötü hissedeyim. Çok kötü bir his bu his. Ay nefes alamayayım nefes. Ay yok çok kötü. Haydi vallahi bak bizim göğüs kafesim falan sıkışıyor. Yaşar Efendi. Biz bunları hak edecek ne ettik? Derin su. Güzel torunum benim. Sen ananla baban gibi olma he? Ninene, dedene sahip çık. Ayrımcılık yapma torunum. Hı? Ya alt tarafı ailecek, çekirdek ailecek bir fotoğraf çekindik. Ne abarttınız, ne taktınız o ya ama. Öyle mi? Madem öyle, kalk Yaşar Efendi, kalk. Biz de stüdyoya gidip fotoğraf çekinelim. Torunum lan, kralıca konsepti yapacağım. Sevir bak, Allah'a geliyorlar bana. Ay, tamam hocam. Çok kötüyüm ben lan, hadi. Fotoğraf çekine gel. Alo. Yaşar dede. Nerede? Kızım seni ağlayayım mı? Nerede kızım? Korkutma beni. Çok, çok kötü bir şey oldu, çok kötü. Ne olmuş baba ya? Ne oluyor? Ben dedim bir şey olacak dedim. Ben kötü hissettim dedim. Birine bir şey olur. Ne oldu? Ne diye? Tabii susun ben. Susun anlamayayım ya. Nerede? Birine bir şey mi oldu kızım? Tersane. Tersanede bir patlama olmuş. Yıldız ablayla babam da oradalarmış. Evlatlarıma bir şey mi oldu yoksa Feride? Yıldız abla iyi. Ama babam ağır yaralı. Hemen biz geliriz. Ben dedim hastane hastane. İstediğim dedim. Baba ne olmuş ki ben? Ne olmuş ki be? Yaşar Efendi Allah aşkına söyle. Evlat namıza bir şey mi olmuş? Kuzey. Baba ne olmuş baba? Ölümü bir şey mi olmuş baba? Doğru söyle. Bizim tersanede bir patlama olmuş. Olsun evet. Çok şükür Yıldız'a hiçbir şey olmamış. Yalnız Kuzey. Telaş etmeyin canım. Ölmemiş. Çok ağır yaralıymış ve durumu kritikmiş yani. Ben dedim birine bir şey olacak. İstediğim dedim. Ben dedim ya. Tamam hadi kalkın gidiyor. Hadi hadi. Gidelim. Kötü bir şey olacak. Hadi gidelim. Hadi. Ah Kuzey. Ah Kuzey. Ah Kuzey. Ayrılık ateşinde yakma bir daha yakma. Yüreğim ellerinde sakın daha bırakma. Ayrılık ateşinde yakma bir daha yakma. Yüreğim ellerinde sakın daha bırakma. Umudumsun yolumsun, kanadımsın kolumsun. Sevdan huzurdur bana. Sen benim en sonumsun, umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. Yıldız Kadıoğlu. 20 yıllık aşkım var. Benimle evlenir misin? Evet mi demeye çalışıyorsunuz? Evet, evet, evet.
Ben sensiz edemedim, uzağa gidemedim. Kendimden vazgeçtim da senden vazgeçemedim. Ben sensiz edemedim, uzağa gidemedim. Kendimden vazgeçtim da senden vazgeçemedim. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana. Bu dansı bana lütfen verir misiniz kraliçe? Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. Aç, kurban olayım artık. Bak buradayım. Bak. Bak, maviş gözlüm burada. Kırmızı kafalı keçim burada. Kızlarımız burada. Kurban olayım, aç gözlerini, uyan. Beni bırakma kuzey. Beni bırakma. Beni bırakırsan ben yönümü bulamam. Sarılmayın bağa. Bağırın, çağırın ama bağa sarılmayın. Hepsi benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Benim yüzümden. Evet. Evet, senin yüzünden oldu. Ne işi vardı babamın tersanede? Mine. Abla yalan mı? Babamı elinden tutup parka mı götürdü sanki? Tersaneye götürdüyse tehlikeyi de göze aldı demektir. Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Oturun. Oturun. Olsun, uyandım. Kurban olayım ben sana. Yıldız,
Niye ağlıyorsun sen aşkım? Ne oldu? Ben neredeyim? Aşkım, biz tersanedeydik ya. Patlama oldu. Çok, çok kötü oldu. Hastaneye geldik şimdi. Oy. Hepsi benim suçum Kuzey. Hepsi benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim ha. Aşkım bağır, ben duyamıyorum. Doktor Bey. Doktor Bey duymuyorum diyor. Hiç duymuyormuş. Geçmiş olsun Kuzey Bey. Ekşimiş sos mu diyor? Baba sen de duymuyorsun, anlamıyorsun. Bu kadar da uydurma ya. Ne? Doktor Bey, hiç duymuyor. Dediklerimizi anlamıyor. Kulakları hiç duymuyor. Evet. Tetkikler esnasında maalesef kulak zarının çöktüğünü fark ettik. Nasıl yani? Babam sağır mı şimdi? Hayır, geçici bir durum bu. Patlama esnasında kulak bölgesinde travma meydana gelmiş. Meydana tramvay mı gelmiş? Yok bir şey babacığım, sen dinlenmene bak. Ne zamana kadar sürecek bu durum? Kısa süre içinde kendine gelecektir. Tabii bu esnada ufak bir denge sorunu yaşayacak. Fakat bu da geçici bir durum. Tamam. Yani aslında biz bu sorunu önceden de yaşıyorduk ama hayırlısı. Kızım. Ne söyledin duyamıyorum ama iyi bir şey söylemedin, anladım. Her ihtimale karşı Kuzey Bey'i bu akşam müşahede altında tutacağız. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Ekşimiz sos dedi yine. Ne bu ekşimiz sos ya? Hadi 10 saatte. Allah'ım bir şey olmasın Allah'ım. Yürüyüm acı, nedir bu başımıza gelenler ya? Halife. Olma, bir şey olursa beni de gömün. Hiç olmazsa ben senin koynunda yatsın. Ay tövbe de Emine deyiz, öyle deme ya. Kardeşim iyi olacak, merak etme sen. Nedir bu başımıza? Şeref amca var mı bir haber maber? Ya bilmiyorum oğlum, bize yeni geldi işte. Ya doktor falan bir şey demedim Kuzey'le alakalı. Ya bilmiyorum oğlum, bilmiyorum işte. Bari yaşayayım onu söyle, yaşayayım ya. Ulan bilmiyorum değil mi ya, bilmiyorum ya. Allah Allah, kızlar aradı da hayatı tehlikeye atlatmış, odaya çıktı dedi, o kadar. Hepsi bu. Şeref amca biliyormuşsun işte, hepsini bilin, niye demeyin ya bize? Allah Allah ya. Ne etsin bizde ya sen? Kuzey, yettin pam pam. Teyze beni aradı telefonda. Evet. Fabrikada bir patlama olmuş. Ya bu da şimdi da yangın. Ulan babası da oğlu da birbirinden beter. Ne işi vardı? Ulan bırak ayağımı ya. Seni çok seviyorum Kuzey. Seni çok seviyorum. Allah'ım seni bana bağışlat. Çocuğumuza bağışlat. Evet. Sana bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki. Evet. Evet mi? Ne ulan takılmış plak gibi evet evet deyip duruyorsun. Evet. Kıyamam, duyamıyor. Anlamıyorum da diyemiyor gururundan. Madem her şeye evet diyor. Babacığım. Babacığım. Babişko. Bir şey sorabilir miyim? Ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Ben diyorum ki Legolas'ımla evlenmek için daha fazla beklemeyeyim. Gideyim hemen nikah basayım. Ne diyorsun? İzin veriyor musun ha? Evet. Bravo. Aşkım. An itibariyle küçük kızımızı Legolas'a verdin. Hadi be. Hainler. Benim güzel pam pam, benim canım pam pam, sen kalk da ben yatağa.
Ateşleri şimdi kalmış. Eğer yıldız olmasaymış, kavrum kavrum kavrulacakmış benim güzel pampam. Ne işin var tersanede? Okey oynuyordun kahvede. Niye böyle kimse bakıp gidiyorsun? Benim güzel pampam. Papa. Abi, abi. Kurban olayım bakkal. Aha, ezdin adam mı? İyi mi? Biz... Of. Böyle pergel gibi durunca ayağı yok sandım. Çok kötü bir pozisyon. Oğlum seni kaybettim sandım. Ben çok kötü oldum oğlum ya. Şuramda bir sızlama bak. Tam böyle göğsümün iki arasında. Hala da geçmiyor. Hala devam ediyor. Anlamadım ama çok kötü oldum Kuzey. Evet. Oğlum senin ne işin var ya tersanede falan ha? Oğlum biz ne güzel orada okey oynuyorduk. Çok güzel bir dörtlü kurduk kızlar. Ben çatır çatır her el okey atıyordum. Sorun babanıza yani. Sen tamam okeyde çok iyi değilsin belki ama... ...en azından tek parça halindeydik oğlum. Benim yüzümden... Ay, ah benim yüzümden, benim yüzümden oldu. Ay başladı yine. Hayır. Benim yüzümden ya. Benim hissetmemem yüzünden. Hissettim ama geç hissettim yani. Sanırım bu patlamanın etkisiyle oluşan enerji hissetmeme engel oldu bir şekilde benim yüzümden. Abi boşuna konuşma. Boşuna konuşma, seni duyamaz. Niye duymuyor ki? Babamın kulakları geçici olarak kapsam alanı dışında. Kulakları mı? Olur mu ya öyle şey? Size numara yapayım. Bakın şimdi. Kuzey! Siz ordulaştıramadıklarımızdan mısınız? Ordulaştırabildiklerinizdenim Sefer. Seni duymak için kulağa ihtiyacım yok. Bakın. Nasıl duydu? Nasıl duydu? Küçük sen söyle. Kiyan. Kiyan söylesin ortada ha? Gözüyle. Neden duy? Göz, kalp gözü kızım ya. Açık araştırmacı olun ya. Kalp gözüyle duydu işte. Kalp gözü. Yok yok, sesin çok çıkıyor Sefer. Oğlum! Oğlum! Kuzeyim, sana bir şey olacak diye çok korktum anne. Oh oğlum! Oğlum ne bileyim ya, oğlan bir çık gibi ya. Hadi dur, sağ olun hocam, hiç şey yok. Oh maşallah, şükürler olsun ya. Kuzey oğlum, çok korkuttun bizi. Evet. Ah kardeşim, iyi misin? Geçmiş olsun. Vallahi patlamayı duyunca sütüm kesilecek sana. Patlama da nasıl oldu patlama? Kaç kişi, kaç kişi yaralandı ha? Evet. Ne diyor? Yıldız, bu beyin sarsıntısı falan mı geçirdi? Baksana, alık alık bakıyor. Ay, babacığım şimdi hani böyle patlama çok büyük oldu ya. Ondan dolayı böyle geçici bir duyma kaybı da oldu. Ne? Duymuyor ama. Biraz böyle denge kaybı da olacak ama geçecek yani, geçecek inşallah, geçecek yani, geçici bir durum. Sonra duyacak mı? İnşallah. Geçici duymuyor. Geçici, geçici. Akşam 40 yıldır iki kere korktum. İlki bu benim bırak İstanbul'a gittiğini ya. O zaman çok korkmuştum. İkinci de bu. Şimdi... Ay geldi. Yok 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 tamam. Yani kardeş acısı çok kötü bir şeymiş. Gerçekten insan bu göğsünün iki arasında şu göğüs kafesinin ortasına bir şey oturuyor ve kalkmıyor. Çok kötü bir şey. Şu anda da hala ağrı. Allah Allah, bu niye geç bir saat? Anam. Yok hocam ya, stres oldun ya sen, ondandır, bir şey yoktur. Yok kız, ne stres? Haydi. Başlandı ya. Galip galip diyerek ilgiyi kendine toplama. Şimdi konumuz Kuzey ama. Ah Naide, çok kötü. Her yerim, sol kolum, sağ kolum, her yerim uyuşuyor kız. Abi iyi misin abi? Oğlum ne yaptın, bana randevu mu ayarladın öbür taraftan? Haydi. Haydi. Ya panik yapmayın, gider gider gelir o. Sefer, nefes alıyor, korkma. Korkma, nefes al.
Severim. Hocam. Sadece yolunuzu ben ne yaparım ya? Aç gözünü. Evlat kızımız babasız mı kalsın? Ve Sefer. Oldu bana ya. Küçük bir kalp krizi geçirdim hocam, bir şey yok. Kızım televizyon falan ne? Kalbini gösteriyor. Haydi 20 mi atıyor kalbim, 20 diye? 20 de. Ha, alttaki kalpmiş. Ay 20 ise çok kötü. 20 yani bitik bir kalp sayısı. Oh, görüyorsun değil mi Haydi? Pampamın acısına dayanamadı kalbim diye patladı kalbim. Yasak bir şey olaydı. Ben sensiz yaşayamam. Evlat kızımız babasız yaşayamaz ki. Saçma. Gel oraya, gel oraya. Saçma. Bu ne? O öyle bir şey yani. Bu yola biz beraber baş koyduk yani. Sen olmadan ben de devam etmem, ben olmadan sen de etme yani. Ama öyle bir şey olmayacak yani biz. Birbirimize emanetiz. Rahat ol yani. Hastamız uyanmış bakıyorum. Bir şey kim o ya? Sefer Bey, nasılsınız? Hocam tanıyamadım da herhalde ameliyatla alakalı. Hocam vallahi yani tam bilmeyeyim nasılım. Bir yerdeyim, bir gökteyim. Herhalde gittim geldim yani de geldim hocam. Buradayım, sağ ol. Serumlar yüzünden Sefer Bey. Normal. Takmasaydın. Bakalım. Parmağımı takip edin lütfen. Tabii hocam. Bu parmağımı Sefer Bey. Hocam bu daha yakın ya, bu daha iyi, rahat geldi. Daha yakın. Parmağımı takip eder misiniz lütfen? Hocam o ters tarafından. Sefer Bey, bu parmağımı. Haydi verir misin parmağını? Tamam. Ben hanımın parmağını takip ederim. Hocam oldu mu? Edebiliyorum, sağ ol. Güzel, teşekkür ediyorum. İyileşecek değil mi? İyi yani, iyi bir şey yok. Şimdilik her şey güzel gözüküyor. Oh, çok şükür. Tıkalı olan damarına stent taktık. Kan akışının optimize olmasını sağladık. Yani hayati bir tehlikesi falan yok, değil mi? Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan sonra işin büyük kısmı Sefer Bey'e düşüyor. Bak Sefer, görüyor musun? Bundan sonra stres, üzüntü, hiçbir şey yok hayatında. Ne yani? Başka bir doktora falan mı gideceğiz? Anlamadım ki. Stres de önemli unsur tabii ki ama Sefer Bey'in geçirdiği kalp krizinin en büyük sebebi kiloları. Ah Sefer. Bir dakika şimdi hocam. Haydi. Kilo derken hocam ne kilosu ya, yapmayın. Kilo değil o hocam, hafif bir şişkinlik olabilir, gaz var. Kesinlikle gaz var. Artı iri, kemiklerim iri yani. Çocukluk dönemimde bile bütün arkadaşlarım iri diye beni hiç öyle çağrılırdım yani. Kemik iri benim. Kolesterolünüz çok yüksek. Şekeriniz de üst sınırda. Eğer böyle devam ederseniz... Hocam, ayardayım bir şey lütfen. Ne olur biliyor musun? İkinci kez bu şansı hocam yakalayamayabilirsin. Oh, peki ne yapacağız? Yoksa başka bir doktor falan mı bulalım? Anlamadım. Başka birine mi gidelim diye yapıyorsunuz? Eşinizin acilen diyet ve spora başlaması gerekiyor. Nedir Naide o? Mektup mu? Ne o? Diyet listesi. Sefer Bey, uzun yıllar sağlıklı ve sıhhatli yaşamak istiyorsanız bu diyete harfiyen uymanız gerekiyor. Merak etmeyin doktor bey. O iş bende. Şu andan itibaren kontrolü elime almış bulunuyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Oldu, sağ ol. Bu ne ya? Naide doktor mu kesin? Doktor. Böyle doktor mu olur ya? Mandrake gibi sakallar makallar. Öyle olmaz ki doktor. Bayağı tüysüz sakallı, presentable insanlar olur. Bu bildiğin böyle bir garip ya. Hiç gözüm tutmadı yani. Ne bileyim ya, bu hastanenin doktoru olabilir yani. Sefer, ben şu andan itibaren senin sadece karın değilim. Kişisel antrenörün ve de yaşam koçunum. Naideyim ben Naide. Seni bir ay içinde filinta gibi yapacağım. Oh.
Soda falan var mı? Soda söylesene bana bir tane Nail. Soda yazmıyor listede. Nail, sodadan ne olur ya? Asitli soda bir liste tane. Liste dışına çıkmıyoruz. Yeter. Ne yazıyor onda o kağıtta? Bakabilir miyim Nail'e? Hadi bakalım, bir adım daha. Aşkım, vallahi bak dengem kaybolacak, yemin ediyorum sana. Bak ben sağa yalpalıyorum, sola yalpalıyorum. Sakın beni bırakma, tamam mı? Yok aşkım, bırakmıyorum ama yani bak korkacak bir şey yok, hayır. Ama yükseklik korkum depreşti şu anda benim. Ya kurban olayım kuzen, ne yüksekliği? Ya kurban olayım, dur bak. Aa, ne yükseklik korkusu, bak ayaklarımız yere basıyor, bak. Aha, yerdeyiz ya. Aşkım, sen 1.90'dan düşmenin ne demek olduğunu biliyor musun? 1.90'ım ben. Kuzey bak, sen ki Maviş'in için kuş olup uçmuş adamsın. Babamın bütün sınavlarını geçmiş bir adamsın. Burada mı şimdi pes edeceksin hemen? Hı? Yakışır mı? Yakışmaz. Haydi bakalım. Pes etmek yok ha. Haydi vay kurban olayım ha. Bir adım daha. Pes etme. Haydi ha. Hadi bir iki adım daha. Hadi kurban olayım. Bak bırakma kendini. Haydi. Bak ha. Haydi yapabilirsin aşkım. Gel bakalım. Şöyle ha. Aferin. Haydi. Bir adım. Evet. Yapabileceksin bak ha. Bağa bak. Yere bakma. Bak şimdi. Aha bak. Dur. Hayır. Bak dur. Aha ben uzaklaşayım. Bana doğru. Aa, ağlamak yok ama haydi. Heh. Şimdi yavaş. Aferin bak şimdi bak. Aha bana doğru geleceksin, tamam mı? Gel bakalım. Hani maviş gözlerime gel. Kırmızı saçlarıma gel. Geliyorum aşkım. Gel. Gel bakalım. Gel babası. Ha. Aferin sağ. Aferin aşkım. Kuzey, kurban olayım Kuzey. Ne oldu? Acıdı mı? Tamam. Bileyim. Tamam, kalk. Uf, Kuzey. Tamam, gel kurban olayım. Aha, haydi otur, gel Kuzey. Hadi yavaş. Tamam, dur yavaş. Tamam, haydi. Tamam, yavaş. Bakayım abi, bileğine bakayım. Kuzey acıdı ha, benim yüzümden acıdı Kuzey. Yok aşkım, ben şaka yaptım sana, ağlama ne olur. Kuzey çok pişmanım. Seni hiç o tersaneye götürmemem lazımdı. Çok özür dilerim Kuzey. Ya aşkım, olur mu öyle şey? Sen nereden bileceksin orada patlamanın olacağını? Nasıl senin suçun olabilir ya? Oy yok ha, senin içine doğdu. Sen gitmek istemedin. Götürmemem lazımdı, seni zorlamamam lazımdı. Söz veriyorum ha. Bundan sonra istediğin yerde çalış. Seni hiç zorlamayacağım. Tamam. O zaman tersanede çalışmak istiyorum. Ne? Olmaz ha. Hayatta olmaz. Hani zorlamayacaktın? Ya aşkım, olur mu öyle şey? Bak aha, birkaç gün önce ölümden döndün ya. Neler yaşadık? Olmaz. Kurban olayım Kuzey. Bak olmaz. Risksiz bir işte çalışman lazım. Mesela benim restoranımda gel. Yine beraber çalışalım. Tamam. Güzel fikir. Restoranda başladım. Aldım tepsileri elime, servis yapıyorum. İnmeye başladım merdivenlerden. Ayağım kaydı. Vurdum kafamı. Buyurun cenaze namazına. Oo. Aman ya Rabbi. Allah'ım. Ya olmaz. Olmaz Kuzey, tamam. Olmaz. Restoran olmaz. Tamam. Kendi işini yap. Kurban olayım. Tamam. Aha, kendi işini yap. Tamam, güzelce kendi işinde çalış. Haydi ha. Vallahi güzel fikir. Mimarlık ofisinde başladım. Oh inşallah. Çizdik, ettik, planladık. Devam ettik işimize. Şantiyeye çıktık. Kafama moloz düştü. Allah günahlarımı affetsin. Kuzey, olmaz. Ne yapalım o zaman? Yapacak bir şey yok. Evde duracaksın. Evde dur. Evinin erkeği ol, ha, çalışma. Evde durmaya başladım. Bir süre sonra canım sıkıldı. Kalkayım da bir temizlik yapayım dedim. Temizlik yaparken hijyen malzemelerini fazladan, yanlıştan karıştırmışım. Ne? Zehirlendim, yine öldüm. Oh. Oy. Oy Kuzey, niye böyle şeyler söylüyorsun? Ağlayacağım ha şimdi, kurban olayım. Nereye varmak istiyorsun sen? Yeter ya. Şuraya varmak istiyorum Mavişim. Her yerde her türlü kaza olabilir. Yapacak bir şey yoktur. O yüzden bırak da tersanede çalışayım Mavişim. Olmaz. Aa, olmaz. Ya neler yaşadık diyorum sana, olmaz, ısrar etme, olmayacak. Aha konu kapandı. Allah Allah. Ne dedin, duymadım ki ben. Ey, bak. Hani duymuyordun?
duymuyordun. Tamam, bitti. Haydi. Ha, çok duymadım ama galiba izin verdin. Teşekkürler karıcığım. Hayır, izin falan vermedim. Aç ağzını. Haydi. Ha? Aferin sana, haydi. Sen bana böyle bakacaksan ben her türlü patlamanın ortasında kalmaya hazırım. Kurban olayım kuzey, ağzından yel alsına, Allah korusuna. Ha? Haydi, haydi. Aferin, ha. Yavaş yavaş aşkım, boğulacaksın. Aç bakalım ağzını. Balda kaymak da vereyim mi? Aa, çok güzel etmişim bunlar Hanife ya. Yani ağzım sulanıyor bakınca. Tereyağlı mı bu Hanife? Tereyağlı, tereyağlı, mis gibi. Oo, şuna bak, 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 bak. Gaz kaldıran vallahi bak. Zeferim, sen niye yemiyorsun? Niye başlamadın? Hadi başla. Neye başlayayım ben haydi? Ha? Ortada başlanacak, yenecek bir şeyim var. Ne yapacağım? Buna mı başlayacağım? Bu benim dişimin kovuğuna gitmez ya. Hocam diyet listende ne yazıyorsa ben onu hazırladım, koydum önüye. Haydi, o doktor herhalde eksik neyin yazdı? Yani kaleminin tükenmesi, mürekkebi falan bitti herhalde. Böyle bir şey yazılmaz. Bir insan bunu yiyerek yaşayamaz. Bu yenmez zaten. Bu bir süstür bu herhalde. Süs falan mı? Bu ne bu ya bu? Sefer, benim kafamın tepesini attırma. O kolesterol düşecek. Ayrı, ayrı. Başla önündekini yemeye. Oo, kulağıma. Oy, 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 oy. Hadi be. Bak görüyor musun nasıl uzuyor ha? Sefer, peynirden bu, peynirden. Peynir böyle uzatıyor. Ya şu babam yüz küsür yaşında, adam bile mıhlama yiyor. Hiçbir şey olmuyor, ayıptır ya. Maşallah. Sen zihnini ben de değil mi çözüyorum ben? Ben eski toprağım, eski toprak. Ben hiç kalp krizi geçirdim mi yine kadar? Ha? Yok. Neden? Neden? Çünkü ben sana her şeyinin dazesini yedireyim de ondan. O tereyağını, kaymağı kendi ellerimle yapayım canım. Yarasın yaşarım. Sağ ol, eline sağlık. Baş lafa bak, ben vermeyeyim sanki. Anama bak ya. O da onun hanımı, sen de benim hanımımsın bak. Hanım, hanım bak, hanım var, hanımcık var yani bak. Bak nasıl beyine bakayım, senin bana bak. Senin bana şöyle bak yani. Vallahi Sefer, senin anan bu bana tez vakitte öte dünyaya göndermek istiyorsa o onun sorunu, benim değil. Hanife, şu kaymakla baldan versene. Benim babam gitmez ya, nereye gidiyor ya? Baba ama sen de yani haksız rekabet oluşturuyorsun, olmuyor ama. Yarasın, kan olsun, can olsun Yaşar. Sefer, hocam haydi aç bakalım ağzını. Kan olsun, can olsun. Haydi canım, haydi. Haydi, haydi canım hocam. Haydi ben kendim otlayabilirim, tamam? Ya sen bana niye yükseliyorsun ki şimdi ya? Ben bu tabağı hazırlamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Bu tabağı? Gram gram ölçtüm de koydum her şeyi. Oo, nasıl uzuyor be. Vay 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 vay. Ne peyniri koydun buna? Mıhlama peyniri koydum. Çok güzel. Ya kusura bakmayın bak, saygım sonsuz, anamsınız babamsınız arkadaş. Eviniz 30 santim aşağıda. Gidin orada da yapacaksanız onları orada sündürün ya. Kendi evinizi sündürün yani. Bu nedir? Kötüyüm. İyi deyip kötüyüm ya. Bugüne kadar yediklerine say. Vay be. Anlamıyorum, benim bünyem kime çekmiş ya? Şu bağıma baksana. İncecik, ince Yaşar. Ne yese, ne yese hiçbir şey olmuyor adama. Anama bak, dal gibi, dal Hanife. Bir de bana bak, ayı gibiyim. Ayı Sefer, gülmen, haydi ayı gibiyim ben ya. Oy Sefer ya, sen bebekken de böyleydin bileyim mi? Ebe kadın karnımı gördü, bunu iki sandıydı. Uzunlarım ben. Bana niye sakladın ya? Neyi? Niye böyle olduğumu anladım şimdi. İkizimi yedim değil mi? Ya, lütfen saklamayın, başka türlü olmaz. İkizi herhalde uyurken falan yedim diğer ikizimi değil mi? Tövbe ya. Tövbe de oğlum, o ne biçim laf ya. Allah Allah. Bak bir şey diyeyim mi? İyice senin beynin yandı açlıktan. Saçma sapan konuşayım oğlum. Ya pencere neyin mi açık? Buz gibi esiyor burası zaten. Acım, acı insan daha da üşür derler. Cemil, ne yaptın ya? Baba.
titriyor ya. Gözlerim de kararıyor açlıktan. Kusura bakmayın, bana kızmayın. Lütfen, elimde değil. Ben şuradan bir şeyler alıp temizlerim. Tamam. Sen otur hocam, ben getiririm sana. İyi, kalkamayayım da, ayağa da kalkamayayım. Hadi bez alı ver oradan. Bu üstüne gelmedi değil mi? Geldi, biraz yaktı. Ama hocam tabağına hiç dokunmamışsın. Aç bakayım ağzını. Hey canım. Mete? Günaydın. Sen istifa etmemiş miydin? Etmiştim ama sen istifamı kabul etmeyince ben de arkadaşlığımız bozulmasını istedim. İyi yapmışsın arkadaşım. Hayırdır ya? Ben sana istifa ettin diye bilirdim. Ha, tükürdüğünü yere mi sileyim? Yok. Paspasınla vedalaşmaya geldin. Hangisi? Vedalaşacak bir şey yok. İstifa etmedim. Zaten Feride de istifamı kabul etmedi. Ne oldu? Yoksa bir değişiklik mi var? Yok. Var. Var mı? Yok. Yok, hani delalı adam lafından dönmez falan diye ben onun için şey ettim. Öyle der mi? Hani delikanlısın ya. Delikanlı dediğin, yeri geldiğinde lafını yemesini de bilmeli. Adanalı. Ağzında iyi laf yapıyor ha, yakışıklı. Müsaadenizle ben tekrardan işime döneyim istersen. Müsaade senindir. İşine dön. İşini iyi yap. İşine odaklan. Başımın üstünde yerim var. O zaman hepimize iyi çalışmalar. Sağ ol sana da. Ah canım. Rahmetli. Eşek sıpası nasıl da büyüdü ya. Ay. Ya sultanım, ben sana bir şey diyeyim mi? Sen hiç değişmedin ya. Vallahi. Yani hala pek bir güzelsin. Maşallah. Sağ ol kocam. Sen de hiç değişmedin. Hala ilk günkü gibi bakayım bana. Allah senden razı olsun. Bir gün bile bu evimi aratmadın bana. İnşallah çocuklarımız da bizim gibi hep böyle mutlu olurlar. Bak. Hatırlayın mı? Hatırlamaz mı? Arkadan sarılayım diye tuttum biz. Hayırdır, kim ki o ya? Ne oluyor ya? Oda taşı. Gamer, ne oluyor kızım? Nereden çıktın sen? Balayınız erken mi bitti? Kız, damat nerede? Ya adım atsın öyle damadın, olmaz olsun öyle damat. Ne oluyor kızım? Kavga mı ettiniz yoksam? Kamerle kavga bile edilmiyor ki. Ya anlamadan, dinlemeden insana saldırıyor hemen. Oo, bunlar fena kapışmışlar. Oğlum daha dün bir, böğün iki. Neyi paylaşamayınız acaba? Vallahi benim tek derdim kocamla güzel bir balayı geçirmekti. Ama olmadı işte, zehir etti, zehir. Burnumdan getirdi balayını ana, burnumdan. Ya bir insan kocasını hiç mi dinlemez ya? Kime baktın, kimleydin, ne ettin, nereye gittin? Ya yetti ya.
Aman. Klasik işte sarı çıyanın kıskançlığı. İnsan bu kadar da kıskanç olmaz ki ya. He? Seven insan kıskanır. Ecik idare edeydi. Ya neyini idare edeceğim o tatlı düşkünü sapık yer cücesine? Kızım, Lamer, babanın yanında ne biçim konuşuyorsun kız? Ne yapayım anne, doğruları söylemeyeyim mi? Hem babam da öğrensin damadım dediği herifin ne haltlar yediğini. Anlat hele, ne yapmış bakalım bu yer elması? Ya ne edeceğim? O tarafı kadının tatlısından da bakmak istedim o kadar. Ne? Oha! Yani baba tatlı derken günefe yapıyormuş kadın. Bir günefemin tadına bakar mısın dedim, ona baktım bu. Sen şimdi gittin Hatay'ın künefesi için. O ordunun tohumlu elmasından vazgeçti. Salak, vallahi salak çocuk ya. Ya kızım sen Poyraz'ı tanımayayım mı ya? O kibar bir çocuktur. Kibarlığından bakmıştır tadına. Ya baba, insan balayında hiç başka bir kadının tatlısına bakmak ister mi Allah aşkına ya? İnsan balayında kocasını terk eder mi hiç? Kızım, sen böyle kocanla her kavga ettiğinde baba evine mi döneceksin? Ne yapsaydım anne? Ne yapsaydım? O sapık yercüsünün yanına mı kalsaydım? Oğlum, evliliğin ilk zamanlarında olur öyle yanlış anlamalar. Sen acık alttan alacaktın, alttan alacaktın. Alttan ala ala tepeme çıktı zaten. Ama yok, bitti. Vallahi benden bu kadar. Yok, yok. Yalvarsa da, ayaklarıma kapansa da affetmeyeceğim onu işte. Affetmeyeceğim. Ömer kızım, şimdi sen böyle sinirle söyleyin bunları. Sinirin geçince doğru kocan yanına. Ne? O cırlayan, bana bunca laf eden kızın ayağına mı gideceğim bir de ben? Tabii gideceksin ulan. Tabii gideceksin. O senin karın. Helalin senin. Git kesin karını buraya. Hadi, tamam. Ölürüm de gitmem. Ölürüm de gitmem. Bir dakika, bir dakika ya. Siz beni bu evde istemiyorsunuz mu? Ya isteyiz, isteyiz ama karınla birlikte isteyiz. Öyle mi? İyi. Madem beni istemiyorsunuz, ben de istemediğim yerde durmam o zaman. Madem öyle gidiyorum ben. Nereye? Abimin evine. Ablamın evine. Bağırma oğlum bak babamın yanında. Bağırma lan. Koltuğu falan. Kusura bakma baba. Çok iyi ettin. Ben de atacaktım ama üşendim terliği almaya eğilip. Onu anladım da attım ben. Siz ne yapıyorsun ya? Uyuyor değil mi? Evet, Barış çaylarımız da geldi. Ne? Barış çayı diyorum ha, Barış çayı. Hani tersanede çalışmayacaksın ya, anlaştık ya. Aa, onun çayı, afiyet olsun. Çalışma kutlama çayı, çalışacağım. Ya Kuzey, delirtme abini, çalışmayacaksın dedim. Tamam, ben de onu diyorum, çalışacağım. La bana numara yapma, anladığını biliyorum, bak ağzımı oku ah. Çalışmama yayacaksın. Çalışacağım, aynen. Dur Kuzey, delirtme beni, bak fesupan Allah'a. Ya kapı çalıyor. La hani kulağın duymuydu ya? Titreşimden anladım. Şimdi insanın bir tane duyusu kapanınca öbür duyuları artıyor. Maracı. La dur patlama, geldim. Kamer. Kızım hayırdır, ne oldu? Sizin balayında olmanız gerekmiyor miydi ya? Her şey bitti Yıldız abla, her şey bitti. Abi nerede? Abi, abi. Ne oldu? Çok kötü şeyler oldu abi. Poyraz, oğlum ne oldu? İçeride anlatırım abla. Bu bavul kimin? Ha? Aa bak durun, durun az biraz sakin olun. Durun bir dakika, durun bakalım. Siz neden balayında değilsiniz ya? Ya bu sapık yercüsü bütün balayımızı mahvetti. Bana bak. Ben sapık falan değilim. Yercesi hiç değilim. Ya sen niye hala benim peşimden geliyorsun? Gitsene annenin evine. Ne senin peşinden geleceğim ben? Ben ablamın evine geldim. Burası benim abimin evi. Abim yaptı bu evi. Ama ablam için yaptı. Peki sen benim için ne yaptın sapık yercücesi? Kamer, aynı şeyi tekrar edip durma. Edersen ne olur? Yahu. Ya bir şunu tek tek tane tane anlatın ama yüksek sesle, duymuyorum ben. Bu sapık yercüsü anlatsın her şeyi. Lan fesupanallah. Bak kızım ne kadar ayıp. Aa ne kadar ayıp, bak Kamer insan kocasına böyle hakaretler eder mi? Niye sen kocana öküz diyorsun sonra o garga burun, koca burun da? Ne vakit?
Gargamel, benim mavişimin hakaret kapasitesi, yelpazesi birazcık geniştir. Hüseyin, bana bak. Bizi karıştırma, beni tepemin tasına attırma. Kardeşlerimize odaklanmanın zamanıdır. Bu sapık yerlisi annesinin evine gitsin, ben abimin evinde kalacağım. Öyle mi? Hadi bakalım, ben de ablamın evinde kalacağım. Abimin evinde kalamazsın. Sen de ablamın evinde kalamazsın. Kalamazsın dedim. Kalacağım dedim. Kalamazsın. Kalacağım. Kalamazsın. Kalacağım. Kalamazsın. No! Yeter ya, benim gibi sağır adamı bile çileden çıkardınız ha. Bana bak. Şimdi sakin sakin tek tek anlatın. Alçak. Ama alçak sesle, tamam alçak sesle. Teker teker, tane tane. Aşkım, sen yine çikolata mı yiyorsun? Ama bak böyle giderse kas yığınımdan yastık göbüşe geçiş yapacaksın, haberin olsun. Al iç şunu hadi. Münis'im ne yapıyorsun ya, bırak onu. Ne oldu be? Osman'ın bardağı. Hep onun da içerdi çayı. Sen Osman'ı özledin. O yüzden bu hırka çikolata kombini. Yok ya, ne özleyeceğim onu. Şeytan görsün yüzünü. Vurdu bana ya. Düşmanıymışım gibi vurdu. Aşkım, tamam. Boş ver. O şimdi seni mumla arıyordur, emin ol. Neyse ya. Konuyu kapatabilir miyiz Minişim? Adını bile duymak istemiyorum onun. Tamam. Oyun oynayalım. Havamız değişsin. Ha? Tavlaya ne dersin? Yok ya. Osman olmayınca tadı çıkmıyor. Maç atalım o zaman. Ha? Bak. Osman bu tuşa öyle basardı ki içine göçtü. Hatta parmağında da yer etti, biliyor musun? Parmağının tam şurasında nasır gibi bir şey oluştu. Aşkım sen Osman'ı özlemedim diyorsun ama iki lafından biri Osman. Yani istersen ben gideyim, sen rahat rahat tut yasını. Saçmalama Minişim ya, yasmaz tuttuğum yok. Hem sen Osman'ı mı kıskanıyorsun? Ne? Ne alakası var ya? Allah Allah. Hem senin bu evinin haline böyle budanıklık bana bile fazla. Ay. Ay. Ben de diyorum bu iğrenç, ağır, pislik koku nereden geliyor diye. Ya sen ne zamandır yıkamıyorsun bu çamaşırları ya? Bilmem. Osman yıkıyordu çamaşırları. Bana ver. Ne oldu be? Geçen gün eve dönerken vitrinde görmüştü bunu. Çocuk gibi tutturmuştu. Bunu bana al, bunu bana al diye. Alınca da çok sevinmişti. Osman değil mi? Osman yine. Osman. Bravo ya. Vallahi bravo. Minişim ne olur anla beni. Osman sadece arkadaşım, kuzenim değil ki. Tek başına bir aile oldu bana. Kimsesizliğimi onun sayesinde unuttum ben. Yani hep böyle küs kalacak değilsiniz ki. İlla bir gün barışacaksınız. Daha fazla üzme kendini. Bilmiyorum Mine. Çok kırıldım. Çok acıyor burası. İkinci kez ailemi kaybetmiş gibi hissediyorum. Hayır ya. Bana bak. Ben sen gelecekteki ailenim. Gel buraya. Seni çok seviyorum. Ben de. Ben de seni çok seviyorum Osman. Yeter be. Yeter bu kadar artık. Ben gidiyorum. Of. Bu paralar.
Tabii ya, tabii ya, tabii ya. Of, tabii ya. Pantolonumun değil, eşofmanımın cebine koymuştum ben ya. Ya aptalım ben ya, salağım ben ya. Allah kahretsin beni ya. Salağım ben, salağım ben, salağım ben ya. Salağım ben ya, salağım ben ya. Hayır, hayır, hayır sevgilim. Sakin ol, tamam. Tamam, sakin ol. Artık beni hayatta affetmeyecek Osman ya. Hayır, hayır, hayır. Siz kardeşsiniz. Kardeşler ne olursa olsun birbirlerini affederler aşkım. Gel. Of. Gel buraya. İnşallah Rıza abi de buradadır ya. İnşallah. Ha, vallahi orada. Hadi gidelim konuşalım bir an önce. Ya Osman, gel buraya gel. Buldum. Dur şöyle bir üstünü başını düzeltelim. Osman, senin bu gömleğin kırış kırış. Böyle iş görüşmesine gidilmez ki. Gel biz sana takım elbise alıp gelelim, hadi. Bir dakika, bir dakika ya. Ne takım elbisesi aşkım, saçmalama. Duran CEO'su olmaya gelmedim ki ben buraya. Alt üstü şoförlük yapacağım. Osman, işin büyük küçüğü olmaz. Work is work, okay? Tamam ya, okey okey. Work is work. Hadi gidelim. Osman! Yine ne oldu? Hazır mısın? Hazırım. İyi, hadi gidelim. Hadi. Rıza abi! Oo, Osman'ım hoş geldin. Selamun aleyküm Rıza abi, nasılsın? Aleyküm selam Osman'ım. Gökçe. Merhaba, ben Gökçe. Gökçe Molluoğlu. Merhaba kızım, sen de hoş geldin. İsterseniz içeri geçelim, birer çay söyleyeyim size. Aa yok, hiç zahmet etmeyin. Biz duyduk ki Osman'a göre durakta güzel bir pozisyon boşalmış. Onun için gelmiştik. Ne boşalmış? Pozisyon. Durak, taksi. Abi şey ya, şoför arıyormuşsun ya sen işte onun için. Ne yaptın, uygun birini bulabildin mi ya? Bulamadık. Eğer senin güvendiğin, tanıdığın birisi varsa... Abi vallahi uygun görürsem ben seve seve çalışmak isterim ya. Vallahi sevgilim diye demiyorum ama harika, perfecto bir şofördür. Hatta o kadar iyidir ki o yayla yolları var ya, tangır tangır gittiğimiz en ufak bir zelzele dahi hissetmeden harika bir şekilde dümdüz yağ gibi gideriz. Hatta o kadar iyi gideriz ki asfalt ağlar ben ağlarım, asfalt ağlar ben ağlarım, asfalt ağlar... Gökçe, tamam aşkım sakin ol ya, Rıza abi zaten tanıyor beni az çok bilir. Vallahi arayıp bulsam Osman'dan daha iyisi olacak hali yok herhalde. Yalnız ben gündüz çıkıyorum taksiye, eğer sen... Gececi olurum dersen... Olmaz. Olur. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Yani olur abi ve sıkıntı yok yani. Çıkarız geceler. O zaman sen şimdi doğru eve git. Bir güzel uykunu al. Akşam da gel işe başla. Yaşa be abim be, merak etme. Hiç pişman etmeyeceğim seni. Ona ne şüphe. Hadi kalın selametle. Selametle abi. Şükürsün aşkım. Gel hadi. Osman, sen gerçekten gece taksiye mi çıkacaksın Allah aşkına ya? Gece çalışılır mı? Niye, neden ki? Ya gece dediğin şeyde hırlısı var, hırsızı var, alkolcüsü var, alkolsüzü var, güzeli var, çok daha güzeli var, dekoltelisi var. Bir dakika, bir dakika. Sen bana bir şey olur dediği beni kıskandığın için mi böyle olmaz hani? Ne alakası var? Ne alakası var? Ayrıca da kıskançlık hiç bana göre değil. İyi. Zaten en yağlı müşteriler genelde gece kulübünün önünden taksiye biniyormuş. Artık ben orada yolumu bulurum. Böyle rahat rahat takılırım. Sen şansını zorlama istersen. Ya tamam. Aşkım sakin ol ya. Sen zaten beni tanımadın bu zamana kadar. Gel bakayım. Bak bana. Benim gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Hele senin o gözün benden başkasını bir görsün. Hiç de ilgilenmem. Hiç de umurumda olmaz. Kendi kaybedersin, bana ne ki? Ya kurban olurum. Allah'ım çok seviyorum seni. İyi ki varsın. İyi ki benimsin. İyi ki benimlesin. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Hadi gel gidelim. Poyraz! Yalan söyleme Poyraz, yalan konuşma. Kadının içine düşecek diye konuşurken. Yahu kadın alt tarafa teşekkür ettim diyorum. Kamer nesini anlamıyorsun? Teşekkür etmedim. Tadınızın tadına bakmayı çok isterim dedin. Oha, ayıp etmiş. Ya kadın tatlı reyonunda çalışıyordu diyorum. Kamer başka ne deseydi, ben ne deseydim? Tamam Poyraz, tamam. Ben de gideyim el alemin adamına diyeyim ki tatlının tadına bakmak ister misiniz diyeyim, olur mu? Kamer, sen ne dediğinin farkında mısın? Senin ağzın aşkını kulağın duyuyor mu ha? Sen tatlıcı mısın? Saçma sapan konuşma. Sadece o mu? Kadına çok naziksiniz de dedin. Ya nazikti çünkü. Tamam Poyraz, o zaman o balayına o kadın açık. Seni sapık yer cücesi. Bak Kamer. Abi Allah aşkına bir şey de ne olur. Ya kurban olayım bak yavrum. Aa tamam bak, aa sakin olun.
Tamam yani bak sen haklısın Poyraz. Yani kızım nezaketten demiş. Nezaketten dolayı öyle demiş yani. Nezaketten mi? Nasıl olacakmış o? E gidelim bir kafeye. Ben kadının birine diyeyim ki, "Oo hanımefendiciğim tatlınız çok güzelmiş. Tadına bakabilir miyim?" diyeyim. Sen ne diyeceksin? "Oo öküzcüğüm çok naziksin" mi diyeceksin? Öyle şey mi olur ya? Bizi karıştırma, karıştırma bizi. Niye Yıldız abla? Abim yapınca kabahat oluyor da senin kardeşin yapınca mı kabahat olmuyor? Ya Kamer yavrum yani... Ya ay benim Poyraz'ım daha küçücük, daha küçücük daha bu. Yani içi dışı tertemiz, o niyetle demedi o. Ha benim için pis yani, öyle mi? Benim için pis. Ne alakası var, ne alakası var? Sen niye bizi karıştırıp duruyorsun Kuzey? Yani ben ne dedim baksana? Zaman dedim, kardeşlerimizin derdine ortak olma zamanı. Laf bana geliyor ama. Her şey ortada bak, her şey ortada. Sana var ya yazıklar olsun be. Yıllarımı verdim sana, yıllarımı. Ben ne yaptım? Yıllarca beklemedi mi seni? Demek ki senin aşkın imzayı atana kadarmış. Sana yazıklar olsun. Öyle mi kamera? Peki. Bitti! Sırf bir kadına teşekkür ettim diye beni terk ediyorsan... Tamam mı git? Git beni terk et, bitti! Bitti öyle mi ha? Bitti. Bitti öyle mi? Bak. Bu kadar mı? Bitti mi? Bak. Ha? Oldu mu? Kamer abimlerin yanında yapma bak, ayıp oluyor. Hala ayıp oluyor mu ha? Kamer. Al, al böyle de ayıp oluyor mu ha? Böyle de ayıp oluyor mu? Yapma bak, yapma dedim, yapma! Kardeşimi itiyor. Önce senin kardeşin ittirdi. Senin kardeşini hak etti. Öyle mi? Öyle mi? Poyraz, kalk. Kalk yürü gidiyoruz. Nereye? Kardeşimle gidiyorum ben. O yumruğu ha bağa vurmuşsun ha Poyraz'a hiçbir fark yok, anladın mı? Böyle bir sebep için evini terk ediyorsun yani, öyle mi? Burası benim evim olsaydı sen benim evimde, benim gözümün önünde benim kardeşime vurmazdın. Demek benim hiç kıymetim yokmuş. Al bakalım, kıymetli evine kıymetli kardeşine otur. Yürü Poyraz. Ne yapsaydım kızım? Sen benim kardeşim değil misin? Yerde görünce çıldırdın, ne yapacağım? Ya bak bu böyle olmaz, ben gideyim Yıldız ablayı getireyim konuşma. Hayır. Böyle bir sebepten böyle gidiyorsa, hasta kocasını burada bırakmayı göze alıyorsa bırak gitsin. Hasta mı? Abi ne oluyor, neyin var senin? Yok bir şey, anlatırım. Yaptınız ya, aynam ya. Saat daha 10 olmamış ya. Hemen. Koltukta rahatmış. Ben şöyle oturayım. Heh, oh. Mavişim yok. Maviş oğlum yok. Kızlar yok. Oh. Bu nedir ya? Sanki ben oturmuyorum, Kırlent oturuyor. Görlent. Allah aşkına, şunun bir güzelliğine bak. Aha bulduk Görlent'imizi, evimize de çok yakışacak. Ne biliyorsun aşkım evimize yakışacağını? Allah aşkına evimize daha hiçbir şey almadık ki. Sen karışma, sen karışma Kuzey. Ben bütün evimizi bu Görlent'e göre kuracağım. Görlent burada. Sen neredesin zalımın kızı? Neredesin? Thank you.
Mavişimin cesmeleri. Kristalleri. Su da içmiyorum ben. Su da içmiyorum. Ne lan? Zigon. Zigon aldık sana. Zigon. Zigon! Zigon ne ya? Küfür mü? Ne diyorsun? Hakaret mi? Ne edeceğim? Ne edeceğim ben zigonsuz yeni gelin evim olurmuş. Ne edeceğim ben şimdi? Hani her istediğim olacak. Daha olmadı işte, olmadı. Zigon nedir ya? Zigon nedir ya? Her şey senin istediğin gibi oldu işte. Zalımın kızı. Zigon nedir ya? Mavişimi hatırlamadım, bir saniye bile yok. Böyle olmayacak. Şöyle güzel bir uyku çekeyim. Evet. Anladığım için uyuyamıyorum. Evet, duş alayım. Yatayım bari, ne yapayım? Ben niye bununla yattım ya? Bornozla yatılır mı Kuzey ya? Takım elbise giyeydim. Ben niye gene kendi kendime konuşuyorum ya? Delirdim iyice. Mavişimin kokusu. Neredesin ya zalımın kızı? Hani nerede kaldı bizim altın kuralımız? Hı? Ne olursa olsun kavga da etsek hani birlikte girecektik o yatağa? Lan acaba kural gereği gelir mi? Kuzey diyorum bak, şansını daha fazla zorlama. Ben buraya senin için gelmedim. Kural gereği geldim. Ya unuttuysa? Arayıp hatırlatsam? Ya gelmiyorum derse? Hemen. Gelmeyeceğim derse ben de gel diye değil, zaten hatırla diye aradım. Der kapatırım, yüzüne kapatırım. Kapatamam, kapatamam. Ne? Aha! Geldi Maviş.
Mavişi. Kızlar. Ne oldu baba? Mavişini mi bekliyordun? Niye? Yıldız'dan bir yere mi gitti? Babasının evinde kalacak o birkaç gün. O zaman bizi neden Yıldız anne sandın, heyecanlandın? Size ne be? Yatacağım ben. Bir dakika baba. Bir şey mi oldu? Yıldız ablayla mı kavga ettiniz yoksa? Ben onunla kavga etmedim. Ben Poyraz'la kavga ettim. Poyraz mı? Niye? Ya bu kızın birinin tatlısını mı yemek istemiş? Bir şey sapık yer cücesi. Hangi kızın? Aman uzun hikaye. Ben Poyraz'a yumruk attım. Yıldız da evi terk etti gitti. Ve Yıldız abla hala dönmeye ikna olmadı mı? İkna etmeye çalışmadım ki. Nasıl yani? Yıldız anne evi terk etti ve sonra ikna etmeye çalışmadın öyle mi? Öyle tabii. Beni bu halde bırakıp gidecek ben mi ısrar edeceğim? Peki sen onu niye o halde gönderdin baba? Kadın hamile. Yani olaylara normalden daha hassas yaklaşması normal değil mi ya? Ne var bunda? Ya tamam da bu kadar hassaslık fazla yani. Evi terk etmek ne demek? Babacığım niye öyle söylüyorsun? Hamilelik hormonu diye bir şey var Allah aşkına. Abartmış birazcık o kadar. Ne var özür dilesen ya? Hamileliğinden diyorsunuz yani. Evet baba. Ya tıpta progesteron hormonu diyorlar buna. En uysal, en sessiz insanı bile çıldırtabiliyor. Şimdi benim mavişim zaten doğuştan çılgın. Bir de hamilelik eklenince. Yani ateşle yaklaşmamak gerekiyor. Bu yüzden babacığım sen git maviş kardeşimize, maviş annemize al gel buraya, olmaz böyle. Annemizi almadan sakın dönme. Babişko, unutma. Zafer direnenlerindir. Tamam. O zaman ben hormon mağdurum mavişimi alayım, geleyim. Geçmişe gidebiliyor muyuz? Bu araba sadece ileri gider. Artık dikiz aynasından bile arkama bakmayayım. Bunu almayı unutmuşsun. Hava çok soğuk, al. Üşütme. İstemez. Artık senin hiçbir şeyini istemeyeyim. Eksik olsun. Osman, ben çok özür dilerim. Ne olur affet beni. Oğul hayırdır? Paranı mı buldun? Hadi in arabamdan. Defol git ayrını gör paranın da. İnmem. Sen beni affetmeden şuradan şuraya gitmeyeceğim. Etmeyeceğim ula. Etmeyeceğim, senin özrünü falan kabul etmeyeceğim. Bundan sonra senin ne özrünü isteyeyim ne de kabahatini göreyim. Hadi abicim hadi. Tamam haklısın, eşeklik ettim. Hatta için soracaksa vur lan bana. Ne vuracağım sana be? Zerre kadar değerin yok oğlum gözümde. Deme öyle be. Hani kardeştik lan biz? Hani sonsuza kadar beraberdik? Kardeşlik ya. Sen onu kardeşine iftira atmadan önce düşünecektin. Yahu haklısın dedim. Haklısın dedim, ayağına kadar geldim. Yine de affetmeyeceksin mi lan beni? Hiç değilse yüzüme bak lan. Bakmayacağım. Baktıkça sinirlerimi oklatıyorsun. Tamam abi, ona da tamam. Bakma, konuşma. Ama hiç değilse işten sonra eve gel lan akşamları. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Oğlum sen laftan anlamıyor musun lan? He? İstemiyorum. İstemiyorum diyorum. Bitti. Kardeşlik mardeşlik kalmadı. Hadi in arabamdan. Ben biliyorum oğlum, sen hepsini sinirinden söylüyorsun. Ama senin yerin belli oğlum. Dışarıda daha fazla kalma Osman. Sen de daha fazla zırbalama. Hadi in arabamdan. Bacanım. Yeter! Hadi abiciğim hadi, bekleme yapma. Hadi bekleme yapma, bak müşterim gelecek. Atkın burada. Dik
Dikkat et kendine. E oğlum sen hala burada mısın ya? İti var, kopuğu var. Kapat kapıyı hadi. Kapat kapıyı. Ha şöyle. Kaftan da anlamıyor ya. Adına bak ya. Ahtapot gibi sarmış her yerimi. Bu nedir ya? Ayağını dağıtmış ya. Matos gibi. Git bakalım Sefer, git. Nasıl tıpış tıpış geri döneceksin. Kalp krizi yerine açlıktan öleceğim. Bu evde herhalde kilit vurmuşlar buzdolabına. Süzme yoğurt. Peynir hepsi konuş, hepsi oradalar. Sucuk da orada. Sesleri geliyor. Bu nasıl bir şey bunlar ya? Açılmayayım. Ne de bunun anahtarı ya. Bu ne ya? Böyle mi açılıyormuş? Allah'ım öleceğim artık ben. Allah'ım size şükürler olsun. Hayvan yok. Lütfen, bir küçük kırıntı lütfen. Ulan dayı, kocanı bir kuru ekmeğe muhtaç ettin, alacağını alsın. Öleceğim açlıktan. Terletmek.
uyursun tabi. Karnın tok, sırtın pek. Böyle mışıl mışıl uyursun tabi. Ay. Haydi. Kay, öte kay. Biraz kay ya. Çek. Niye ya Sef? Çek. Vallahi anahtar. Aman Allah. Anahtar orada. Sefer sakin ol. Anahtar sakin ol. Of. Doğum mu Asevi? Vazgeçmeyeceğim. Sevi doğum mu dedim ya? Sahi. Ekmek yasak. Tatlı da yiyemez. Kadın rüyasında bile benim rızkıma göz dikti. Açlıktan ölmeyeceğim. Kez anahtar kaldı. Sen korkunç bir şeysin. Ya Nayda Hanım. Benimle başa çıkamazsınız. Nahide gelince ölemedim de. Ne oldu ya? Sen buzdolabına alarm mı taktın yenge? Nahide. Oldu olacak. Mideme de kelepçe tak. Kökten bitsin bu iş. Ölüp gideyim yani. Kocamız sağlığı için gerekirse gerekmediği halde onu da yaparım seferim. Biliyorum ben iyi tanıyorum. Yaparım yani. Nahide öleyim mi acımdan? Şuraya şöyle kafamı bir kere vurayım öleyim o zaman. Yani uyuyamayayım diyorum. Hiçbir şey, hayatım bitti, uykum yok. Acım aç. Bu kuzuları falan saymayı denedin mi hiç? Saydım. Kuzuyu da saydım. Bütün bildiğim hayvanları da saydım. Sonuç? İlk gelen kuzuları tandır yaptım. İkinci gelenler bunu görünce tabii biraz tedirgin oldular. Ama onlar da beni kırmadılar, geldiler. Onları da kuzu çevirme yaptım.
Son gelen kuzular tabii ki her şeyi anladılar, gelmediler. Onları yakalamak için uğraştım, saatlerce uğraştım. Hepsini yakaladım teker teker. Kül bastı yaptım. İyi değilim. Uyku uyuyamayayım. Acım. Bütün vücudum içime çekiliyor. İçime çekiliyorum. Allah yardımcın olsun abi. Vallahi Allah yardımcın olsun seninle. Allah yapacak bir şey yok. Ben yatıyorum artık. Hadi, hadi. İyi geceler. Kaç tabii. 20 yıl kaçtığın gibi kaç. Hadi iyi geceler. Hayır gitme. Boyri. Boyri. Nereye? Yatıyorum. Boyri. Boyri. Abim benim. Oğlum ne güzel olmuş saçlarım böyle lan. Canımsın oğlum. Bu kadar yıl ben bu çocuğa niye eziyet ettim? Nasıl vurdum lan ben sana? Ne? Bu ellerim benim. Al ellerimi. Al kızısın. Sana vurdum ya. Boyri. Canımsın oğlum sen benim. Ben de senin kanınım. Abinim. Baba yarısıyım. Hadi lan şu abine bir kuru dilim ekmek kaburgalarım çıktı lan. Ya yenge bir ekmek falan mı versek ha? Acıyalım şu garibana. Ya iyiydi. İlk göz ağrım. Çocuğumun anası baş tacım. Naide'sin sen Naide. Kocana, erine bir küçük bir lokma ekmek vermeyecek misin? Kırıntılarını dök bari şu tezgahlarda. İçime çekeyim. Hadi be gülüm. İnatçı hanımım. Boyri. Boyri. Yok ben dayanamayacağım. No! Boyri. Askeri. Askeri. Kanas kuru. Olayım yapabileceğimi yaptım. Hadi iyi geceler. Boyri. Boyri. Hadi Sefer. Sen de yukarı. Hadi. Hadi görmeyeyim mi kocanın abi? Gözlerinin önünde eriyim kız. Dağ gibi kocan eriyor. Gaz sistemim çöktü kız. Şöyle gibiyim haydi. Merak etme Sefer. Ben yarın senin gazlarını yerine getirmesini iyi bilirim. Haydi. Haydi eriyim. Haydi bir lokma ekmek yiyeyim diyeyim. Ayağım bak ayağım çıktı herhalde. Haydi Sefer haydi. Ya gecenin bir vakti herkes ayağımı kaldıracaksın. Hem derin suda uyuyordur. Sürekli kapıdan mı giriyordum zalimin oğlu? Kuzucuğum ne yapıyor acaba? Yatmış mıdır? O da bir kere bile aramadı ya. İnsan bir merak eder yani. Bir de bana inatçı diyor. Asıl sensin inatçı. İnatçı da sensin, keçi de sensin. İnatçı ukus. Hey. Kuzey? Ne işin var ula burada? Açmayacağım, git. Ula git diyorum. Açmayacağım diyorum, git. Git, git, git açmayacağım diyor. Kuzey! Ne oldu? Düşmemden mi korktun? Numara mı yaptın? Ya ben sana numara yapar mıyım Mavişim? Sadece biraz sarsın. Kuzey, bana bak. Ben seni bir sarsarım. Şimdi bir hatırlatma yapayım. Ondan sonra gitmemi istersen yine gideyim. Allah Allah. Gecenin bu vakti neyin hatırlatmasıymış? Altın kuralımızı. Hani hep beraber yatacaktık. Sen o altın kuralı benim kardeşime yumruk atmadan önce düşünecektin. Ama kardeşine yumruk atmamak diye bir altın kural yoktu ki. Geç bakalım dalganı. Geç bakalım dalganı Kuzey Efendi. Aferin sağa. Haydi, hadi uğraşamayacağım seninle. Haydi çık. Çok hastayım Mavişim. Gitgide daha sarsıcı oluyor. Dünyam tepe taklak olsun mu istiyorsun? E bakıyorum ha buraya kadar tek başına çıkmışsın. Yani sağa yardım eden birilerini görmüyorum. Demek ki turp gibisin ha. Hiçbir şeyin yok değil mi? Haydi, haydi çek arabanı. Ama. Haydi bakalım. Ama. Haydi yatacağım ben, yatacağım. Zalimin kızı. Yatıyorum. Sen inatçıysan ben de inatçıyım. Bugünün yarını da var. Git.
Şuradan biraz yumurta uzatsana bana. Kızım, yumurtayı ver. Çok, çok yeme. Bravo ya. Vallahi bırak, tebrik ederim ailem yani. Ya vallahi evde silah neyin varsa gelin beni vuruverin de rahatlayın yani. Açlıktan öldüreceksiniz, en azından tüfekle falan öldürün. Bu nedir? Bunlar nedir ya bu? Ya abi, abi. Ne var ya? 40 yılın başı toplanmışız, ailece bir kahvaltı ediyoruz. Dizdin boğazımıza. Ben sus! İncelti incelti sesini. Şuna bak, bunlar insan mı doyarmış aile? Tabii tok, acına halimle ne anlar yani yeğenimin karşısında? Şşş, tamam, gebe gebe. Görüyor musun kılıçıya bak, hareketlere bak, bak çatallı etleri metleri havalandırıyor. Lan! Onun seni paralara mı bak ha? Ya ne diyorsun abi ya? Sefer. Ay kusura bakma, özür dilerim. Sen benim abim ol ya dik saç. Kusura bakma. Oğlum bana bak, bana böyle dikelme milletin içinde. Bak buradan çatalla damağını hars diye vurun, damağında kadar çatalla. Ya tamam Sefer ya. Oğlum sen de madem bu kadar üzüleyin, git Getügar'ını biz de rahat edek oğlum ya. Ya bana önce lafı söylemiş kadının arkasından ne üzüleceğim ya? Umrum değil. Ha bu umrul olmayan halin yani. Asabet derdinde boyun, can derdinde hikayende. İnanmıyorsunuz ha? İnanmıyorsunuz ha? İyi. Buldum. Oğlu mu? Peki. Oldu oğlum, çok iyi oldu. Ya bir 40 yılda bir ailecek ne güzel kahvaltı ediyiz ya. Hadi afiyet olsun, yiyin haydi. Ailecek. Ben etmeyeyim, siz ediniz. Ailecek deme yani. Ben eğer aile dersem, beni katmıyorsan deme yani. Anacık. Sever. Yıldız, kocan nerede kızım? Niye gelmedi? Bir dakika. Sen adamı hasta hasta evde mi bıraktın yoksa? Yok. Eniştemin gücü kuvveti maşallah yerinde. Anas abla. Klasik Yıldız Kuzey yani. Oo, siz gene bizden bir şey saklayınız. Dökül, dökül. Anne, şimdi biz dün Poyraz'la buraya gelirken aslında... Günaydın canım ailem. Günaydın. Günaydın canım karım. Günaydın ana kraliçem. Derin öpeyim. Ay günaydın oğlum. Ay bak kaynanam da sevilmiş. Otur otur, yeni oturduk sofraya. Nereye? Poyraz, kalk enişten otursun ablan yerine. Kalk yavrum, hadi. Otur Poyraz, otur kardeşim. Kalk Poyraz. Otur Poyraz. Poyraz kalk. Otur, otur Poyraz. Otur kardeşim. Kalk Poyraz. Otur, otur Poyraz. Kalk Poyraz. Otur dedim. Kalk dedim. Ula otur. Kalk ula. Oturacak. Kalkacak. Oturacak. Kalkacak. Oturacak dedim. Kalkacak. Tamam. İyi, madem öyle o zaman ben işe gidiyorum. Haydi size afiyet olsun ha. Mavişim. Çekil. Püf, çekil ha, çekil. Mavişim nereye? Ula işe gideceğim dedim ya, çekil işte haydi. Heh, tam ben de o tarafa gidiyordum, gel ben seni bırakırım. İyi, sen laftan anlamıyor musun Kuzey? Ben kendi başıma gideceğim, seni istemiyorum diyorum, çekil. Siz kavga mı ettiniz? Yok babacığım, olur mu? O bizim ritüelimiz, küçük bir anlaşmazlık oldu sadece. Ha. Kızım, bu mal değneğe seni üzdü mü yavrum? Yo, onu değil. Beni üzdü baba. Karımın önünde dövdü beni. Aa! Ama hak etti. Çekil ula, çekil. Yıldız Mavişim, nereye gidiyorsun? Ya, sen dur. Sen dur. Sen benim oğluma tokat mı attın sana? Attım. Ama bir sor, niye attın baba? Şimdi bu beni sinirlendirdi. Ben de büyüğüm tabii, yapıştırdım. Oldu. Ben de senin büyüğünüm. Ben de yapıştırdım. Kızımdan git özür dile. Seni affetmeden de bu eve sakın adımını atma. Haydi yürü. Baba. Ne bakıyorsunuz be? Beni kızdırdı. Ben de büyüğü olarak ona bir tokat attım. Hadi yiyin yemeğinizi. Poyraz yengem.
Uzay yalnız çok felaket kötü oldu. Benim de elim ayağım titredi ya. Sefer. Haydi kötü oldum ben de. Ay siz burada mısınız aşklarım? Minnoşum. Yumoşum. Mama getirdim size. Gelin gel. Gel mama getirdim. Kül sen neredesin? Gel mama getirdim Kül gel. Gel. Ay afiyet olsun. Minnoş yine kaçtı galiba. Vicdan desen var. Güzellik desen zaten var. Melek gibi dolanıyor ortada. Bir tek kanatları eksik şerefine. Kül, Minnoş siz neredesiniz ya? Kaçtınız yine. Ah be Feride, çok güzelsin. İsterse bir ömür boyu sürsün. Yine de beklerim seni. Hayırdır sen? Niye el kol yapıyorsun öyle? Bir sorun mu var? Var bir sorun. Sabah artist işime döndüm buyurdun. Ben de sana tamam dedim. Lafının arkasında dur bir kere deli alma. Ben zaten lafının arkasında duruyorum. Senin gibi arkadaş ayağına yatıp kaçak dövüşmüyorum. Niyetimi açıkça ilk günden beri söyledim Feride'ye. Ne diyorsun oğlum sen? Kim kaçak dövüşüyor? Bak. Ben senin ne yapmak istediğinin farkındayım. Suyu bulandırma. Çık aramızdan. Trafikte yol mu istiyorsun? Bu ne rahatlık, bu ne bolluk delanlı. Madem sen çok delikanlısın, o zaman aşka saygı duymayı bil. Çünkü ben Feride'ye aşığım, aşık. Anlıyorum. Ben böyle aşıkım aşıkım diye gezmiyorum diye. Gönlümü yola koymuyorum diye. Sen beni gönül eğlendiriyorsun sanıyorsun öyle mi? Ya dün bir bugün iki. Ne aşkından bahsediyorsun sen? İki günde aşık mı olunurmuş? Doğru diyorsun. İki günde aşk olmaz. Sana bir şey diyeyim mi? Ben Feride'yi görür görmez yüreğim titrer. Allah biliyor ya. Belki de benim iki günlük sevdem senin onca zamandır duyduğun aşktan daha mevladır ha. Bak. Bana öyle süslü laflar etme. Yavaş. Biz burada boşa konuşuyoruz biliyor musun? Buna ne sen karar verebilirsin ne de ben. Bunun kararını ancak Feride verebilir. Biz de Feride'nin verdiği kararı paşa paşa saygı duyacak. Yani biz burada boşa konuşuyoruz. Bırakalım da aşk kazansın. Devam sever.
Haydi Sefer, yapabilirsin kocam. Haydi koş. Haydi lütfen. Bak vallahi bir yerim ağrım kalmadı. Yıkılacağım burada. Üstüne yıkılacağım bu koşup atlar mı? Ha? Pes etmek yok. Haydi Sefer, devam et. Kız bari bir tane ısırayım da enerji gelsin. Çok kötü durum dayı. Bir tane ısırayım şuradan. Hadi. Ha, Sefer, hiçbir başarı alın teri dökmeden kazanılmaz. Ya sen nasıl acımasız bir hanımsın? Sen çok gaddar bir hanımsın ya. Ay 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 Sefer, ben şu anda burada senin karın olarak bulunmuyorum. Kişisel antrenör olarak bulunuyorum. Bir nevi yaşam hoşuna diyebiliriz. Haydi bakalım ha. Ya. Haydi kollar. Ne isteyeyim benden Haydi ya. Şimdi kollar. Kollar. Hep hop hop. Hop, hop, hop. Sağ. Ya ne isteyeyim benden? Öleceğim üstünde diyorum bu koşu bantırır. Ne yapayım üstünde? Obağı mı çalayım ya namuda kalkar? Hayır Sefer. Hayır. Hayır sağ, sol. Onlara yerleştir. Haydi bari bir lokma su ver. Ağzım açılmıyor kız. Bir lokma su ver haydi. Aa bende var, buyurun isterseniz. Yok kadın yok. Sağ ol, ben getiririm. Benim getiririm. Haydi Sefer, devam et. Bu nedir bu ya? Aslında böyle koşmak yerine daha tempolu bir şekilde yürürseniz daha fazla kalori yakarsınız. Şu anda vücudum çok su kaybediyor. Ya suyum buyum kalmadı zaten de görmüyor musunuz başımdakini yani? Antrenörünüz bayağı sert sanırım. Sert mi? Sert ne kelime? Ben hayatımda bu kadar acımasız, bu kadar gaddar bir kadın görmedim. Koşma hızınızı biraz indirin isterseniz. Ha iniyor mu bunlar? Evet iniyor. Şuralardan basabilirsiniz. Nerede? Basabilirsiniz. Şu mu? Evet. Teşekkürler. Şey ama bu hızlandı gibi. Çok kötü hızlandı bu. Gideceğim, gerçekten hiç halim yok. Bunu kapattım. Tamam şimdi elim tutun. Ve yavaş kenara atlayın. İyi misiniz? Biraz iyi gibi. Bir şeyiniz var mı? Kalkın. Yavaş. Dur yavaş, aman diyeyim. Hanımefendi yanlış anladınız. Yardım et dur haydi. Hanımefendi ben sana anlatacağım. Sen yat, ben sana şimdi benzeteceğim. Yanlış anladınız. Kadın çok kötü oldu ya. Ben sadece iyilik yapmak istemiştim. Ben sana şimdi bir iyilik yapacağım. O sularına bir iyilik yapacağım. Ulan ya. Alo. Alo Pampa. Müsait misin lan? Tabii çok acayip müsaitim ya. Pampamızın yardıma ihtiyacı var. Hemen restorana gel, hadi. Restoran mı? Kızım sen... Gelin tamam, kapam istedi, ben gelmem mi yani? Tamam, hadi. Kapat hemen, hadi. Yalan gider, yemek falan da yerim orada. Nahide de katil olur herhalde bu gidişle. Bırakın ya. Ben kendi işimi kendim yaparım. Evet. Ne oldu vallahi? Uy hanım. Hop. Hop. Tamam ha tamam. Ya yengem ne yapıyorsun? Ha? Yaptığın iş mi senin? Ne var ula? Aa o kızlar giremeyecek diyorsam giremeyecek yani o kadar. Ha bak. Sen yok sabah erkek dayanışması mı yapıyorsun? Tövbe ya, erkekliğin canı cehenneme. Ben senin bu hamile halinle başına bir şey gelecek diye korktum, anlıyor musun? Hadi in de ben asayım, ne diyorsun? İstemez ha. Ben kendi işimi kendim yaparım. Hamileyiz diye hasta değiliz herhalde. Sen elini kebabıyla benim işime karışma, haydi. Paşa gönlün bilir yengem. Ha, sustum. İndirin la, tutun beni.
Tamam da tamam ha, indik. Nasıl? Ah güzel, Nizami asmış mıyım? Bir bakın bakalım. Şerefime güzel olmuş. Cetvel gibi duruyor. Eline koluna sağlık. Restorana da esprili bir hava kattı. Renk getirdi vallahi. İyi avaka. Ablacığım, biz de girmeyeceğiz mi? Şükür, boş konuşma. Ulan yarabbim, bana bakın. Bunu buradan kimse indirmeyecek, anladınız mı? Sen hiç merak etme Yıldız abla, o iş bende. Kız lan, sana ne oluyor oğlum? Buranın fahri bekçisi benim, anlıyor musun? Güvenlik bizde, rahat ol. Ulan bana bakın, kavga etmeyin ha, tamam. Kardeş kardeş kollayacaksınız tabelayı, anladınız mı? Bana bakın, aman diyeyim ha. Aa, o kız bu kapıdan içeri girmeye kalkarsa ben görmeden hemen def edeceksiniz, anladınız mı? Hallibo, bana oradan bir durum saraydı. Oho, sardın bile. Afiyet olsun. Şşşt. Yıldız mam hala çok sinirli. Bu sefer çok zorlayacak babamı. Bana bakın, babamın yanında sakın böyle konuşmayın ha. İnsan lafın üstüne. Babam arıyor. Abo. Feride, kızım. Asayiş Belkemal mi? Anlamadım. Yani mavişimi diyorum. Sinirli mi, hırçın mı, asi mi? Yani benim için orada bir tehlike var mı? Yok babacığım, yok. Yani... Yıldız abla gayet iyi. Bence hiç dert edecek bir şey yok şu anda. Güzel. Ne tutuyorsun o zaman beni? Tutma beni. Biz daha haklısın. Kendine gel. Tamam. Mavişim gayet sakinmiş. Operasyona başlayabiliriz. Ah sakinmiş. Yandık. Fırtına dönecek. Sessizlik. Kesin bittik yani. Mevzu mavişimse fırtınayı soluğumla boğarım ben. Ya Kuzey bak, canımsın, pampamsın. Ben seni çok iyi anlıyorum da sen de beni anla oğlum. Acacın ölmek istemeyeyim lan. Hallibo'nun dürümlerinden, bacımın kavurmalarından bir lokma yiyeyim ya. Pampacığım, biz mavişime şovumuzu yapalım. Ondan sonra ben ellerimle besleyeceğim seni. Ekipman hazır mı? Çekil lan. Kaçın. Şarkılar saçlarını söylemedi.
Bir adım kalmalı geriye, kırılmış şeylerin nihayetinde, yalnızlığın eşiğinde beni affet. Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde yağmurlar yağardı. Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde ayrılık kurşun gibi ağrıdı. Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde yağmurlar yağardı. Beni affet. Bir küçücük az birazcık bekleteceğim seni, tamam mı? Çok merak ediyorum. Gül falan mı aldı bana ya? Ama canım. Zalımı kızı. Ben hastalıktan yeni çıktım. Bu yapılır mı insana? Zalımı kızı ya. Nasıl yani, aşk olsun ha? İyi, ne yaptım ki? Neyim neyini beğenmiyorsun? Sıcak su döktüm yasağa. Daha ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Bağışlanmak, affedilmek istiyorum. Maviş gözlerinde kaybolmak istiyorum. Merhamet istiyorum. Şu öküzü bağışla, affet istiyorum. Ben de sağ verecek merhamet kalmadı. Anladın mı? Kalmadı. Haydi çık dışarı. Bak, yukarıda ne yazıyor? Öküzler giremez. Anladın mı? Mavişim. Aman üzülme Vedat. Bu kadılar da serenat yapana bir kova su boşaltmak gelenek olmuş zaten. Osman da bana yapmıştı, kendimden biliyorum. Hem sıcak su döktüğüne göre hala sana kıyamıyor demektir. Hı. Ama bir an önce eve dönmezsek soğuk suyla şoklanabilirsin de babacığım. Evet. Sana yazıklar olsun Pampa. Koyun et derdinde, kasap can derdinde. Kasap can derdinde, evet. Belli ki benim mavişim serenat sevmiyor. Ben ne zaman serenat yaptım da başarılı oldum, sevmiyor belli ki bu kadın bunu. Babacığım, Einstein çok güzel bir lafı var, bilir misin? Diyor ki, sürekli aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar elde etmeyi beklemek ahmaklıktır. Bak, geliyor Einstein. Ay niye kızıyorsun ki baba? Gökçe, aman Einstein gayet haklı bence. Senin artık yöntemini değiştirmen lazım. O zaman bana farklı yöntemler söyleyin. Ay, helikopterle restoranın içine böyle çiçek mi yardırsan acaba ha? Yok, çiçek böcek de çok klişe. Sana farklı şeyler lazım. Bence sen ne yap biliyor musun baba? Boynuna ip bağla, yıldız mama ver. Aynen, boğulsun beni kızım, boğulsun beni. Yani o anlamda söylemedim canım, iplerin senin elinde demek istiyorum ben. Yani güzel mesaj. En iyisi Yıldız ablayı bir süre kendi halinde bırakmak. Makul, doğru söylüyor. Bence birkaç güne siniri geçer. Ne? Birkaç gün mü? Ne birkaç günü kızım? Allah aşkına birkaç gün değil. Bir gün bile ben dayanamam mavişimin hasretine ve de maviş oğlumun hasretine. Ay vallahi ben senin yerinde olsaydım çoktan kaçırmıştım baba. Ki kaçırmıştım da var yani.
Ben daha iyi bir fikir duymadım. Evet. Evet, evet. Ne varsa eskiler de var. Ne varsa eski yöntemler de var. Kaçıracağım. Hatta kaçıracağız. Kaçıracağız derken? Kaçıracağız. İşbirlikçi mi olacaksınız? Şöyle yapacağız. Siz fazla da bir şey yapmayacaksınız zaten. Sadece Mavişin'i arabaya bindireceksiniz. Nasıl olacakmış o? Şöyle olacak. Önce Yıldız'ı... Bak sen, Kuze. Bir de gelmiş kendini affettirmek için bana serenat yapayım. Ula ben seni affeder miyim? Sen benim kardeşime yumruk attın. Kendini parçalasam da affetmeyeceğim seni. Uy. Uy Allah'ım. Ne diyorsunuz? Bence tam zamanı. Aynen siz de. Hazır içeri girmemişken bitirelim bu işi. Yıldız abla çok kızacak. Ama Kuzey Yıldız aşk için kendimi bile feda ederim. İyi tamam. Mine! Bak bana yalan söyleme! Benim kolyem senin cebinden çıktı. Hırsızsın işte! Gökçe! Senin elinin benim cebimde ne işi vardı? Allah Allah! Kızlar! Kızlar Gurban Hanım ne yapıyorsunuz? Ha yine kavga mı ediyorsunuz siz? Kızlar yapmayın lütfen, lütfen yapmayın. Kurban olayım ne yapıyorsunuz siz kavga mı ediyorsunuz? Ama etmeyin, aa etmeyin. Müşteriler duyacak, rezil olacağız. Duyarlarsa duysunlar. Duysunlar ki saklasınlar eşyalarını bu hırsız budur tavuktan. Ne? Kız sus. Ne? Budur tavuk mu? Sen bana budur tavuk mu dedin? Gökçe, bana her şeyi söyle ama budur tavuk deme. Yok kızım, aa deme, deme de. Yok yok, kurban olayım olmaz. Aksesuarlarım olmaz. Kurban olayım yapma. Olmaz mı bu? Olmaz. Tamam. Kızım odama. Ay! Uy ne ettin Mine? Şaka kim gitti? Uy Allah'ım. Uy. Ne demişler? Sana çiçek atana. Sen de çiçek at. Kızım etme. Etme yavrum. Etme. Uy etmeyin. Başka şakayı kim yok idi? Gitti. Ne ettiniz kızım ya? Uy Allah aşkına. Mine? Mine. Uy Mine. Mine? Mine kardeşim iyi misin? Mine? Kızım o iyi. Mine. Mine kardeşim. Mine. Ay kardeşim epilepsi krizi geçiriyor Yıldız abla. Çok kötü, yardım et artık bir şey yap. Bir gün kaldırın, haydi tutun kardeşinizi. Korkma yavrum, iyi olacaksın, korkma. Benim yüzümden, hepsi benim yüzümden oldu. Yapma, yapma kızım, kendini harap etme. Tamam haydi, haydi kurban olayım, kaldırın. Kalk, 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 kalk. Ah, ah yine, yine. Koş! Çabuk çabuk arabaya! Ay! Çabuk koş! Ay kardeşim epilepsi olacak! Seni de çabuk şoför koltuğuna geç! Dur Mine! Yavrum! Tamam dur geçecek kızım, tamam annem. Tamam yavrum gideceğiz hastaneye, tamam. Merhaba Mavişim. Kuzey? Hatırlat da seni bir ara ajansa yazdırayım. Ne? Oyun muydu abi bütün bunlar? Güle güle Yıldız anneş! Kız, kız nereye? Mine! Hadi! Nasıl plan ama? Ben kurdum. 10 numara plan. Her aşamasını düşündüm, kafamda değerlendirdim, kabul ettim. Tabii ki. Elbet sen kuracaksın bu planları. Niye? Çünkü Kuzey Efendi'den sorulur. Çünkü senden âlâ hilebaz, düzenbaz var mı acaba? Tabii ki iyi bir plan olacak. İn ol arabamdan aşağı in. Ha inemem Mavişim. Planlarım arasında inmek ya. Ha bu var mıydı peki planların arasında? Vardı. Yalnız sağ patinle vurmanı bekliyordum. Sol patinle durumdan dolayı öyle vurdum. Seninle uğraşamayacağım Kuzey Efendi. Seninle uğraşamayacağım. Ben iniyorum.
Ulan niye kilitledin? Açsana kapıyı. Sevgili Kuzey Yıldızı Turizm'in sevgili kraliçesi ve saygıdeğer prensi. Rahatlayın ve arkanıza yaslanın. Kuzey, bak kapıyı aç şimdi. Bak benim cinlerim tepeme çıktı. Aç şu kapıyı. Yolculuğumuz başlıyor. Kaçırıyorum seni zalimin kızı. Kaçırıyorum. Ne? Kaçıracağım.